Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere muhteşem Danimarka taktiğinden bahsetmek istiyorum. Ve bu diziliş gerçekten benim çok işime yaradı. Açıkta oynayanlar için özellikle çok faydalı. Bunu çok gördüm. Bu arada baya bir yenilgimiz oldu arkadaşlar. Çünkü sistem deniyorum, sizlere bir şeyler anlatıyorum falan derken baya bir yenilgimiz oldu üst üste. Normalde kazanma oranım %50'den %45'e düştü. Çünkü hiç bilmediğim tarzları deniyorum. Sizlere daha iyi şeyler sunabilmek için. Hiç bilmediğim menajerleri kullanıyorum. Bu yüzden kaybetmem normal. Ama kendi tarzımda gidersem biliyorsunuz. En son şu sıra 39 binlere çıkmış ya. Bu sıram benim 1200'lere falan inmişti. 1000 civarına inmiştim. Sonra dedim ki niye kasmayla uğraşayım ki? İnsanlara verimli şeyler anlatabilmek için uğraşayım dedim. O yüzden o konudan vazgeçtim. Haberiniz olsun. Barella böyle gel. Şimdi sizlere Danimarka'nın şu meşhur taktiğinden bahsedeceğim. Rakibimiz Galatasaray. Galatasaray güzel bir dizilişle geliyor. Formaları da şöyle kendisi ayarlamış zaten. Teşekkür ediyoruz. Bu şekilde bir çıkalım kardeşler. Umarım güzel rahat bir galibiyet alırız diye düşünüyorum. Danimarka taktiği kanatlara önem veriyor. Ortadan da çok önem veriyor. Bu yüzden her türlü işinize yarar ama ben ekranın kalitesini değiştirmeyi unutmuşum. Bu seherlik böyle olsun, sıkıntı olur mu? Herhalde olacağını sanmıyorum. Seyircimiz bile yok. Düşük modda oynuyoruz. En düşüğü almıştık. Çok kötü oldu bu. Şöyle bir başlayalım. Verdik pasımızı, geçmedi. Hemen ayak koyar mıyız? Ver o topu, verdi. Hadi lan dost, duyma. Arkadaşlar şeyden dolayı düşük modu aldım. Antrenman modu gündüz olduğu için. Hop, yedik golü. Antrenman modu düşük olduğu için, yani gündüzde olduğu için kasıyordu. Ben de onu düşüğe aldım. Bir önceki videomda sizlere anlattığım şeyleri o şekilde anlattım. Şimdi hemen direkt maça da girince maalesef ki kaliteyi unutmuşuz. Kusura bakmayın. Golümüzde yedik zaten. Barella, dokunursun artık. Alamadık. Yani şu Galatasaray'a karşı şansım hiçbir zaman yaver gitmemişti ama bu maçta alacağım bu maçı. Tabi her maçı da yenilmiyoruz, ayrı konu da Galatasaray'a, ama muhtemelen büyük ihtimalle golleri yiyoruz. İlk golleri. Değişik hareketlerle geliyor. Şimdi verdik pasımızı. Aşağı atarsın, harikasın dost. Ver hemen. Harika geliyoruz. Dost açtı ortayı. Vurduk kafayı. Oha. İşte anlatmak istediğim bu. Normalde gol olan pozisyonlar Galatasaray'a gelince yapamıyorum abi. Nedenini hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu Galatasaray'ı yenmek gerçekten bir ayrıcalık oluşu. Şöyle bir orta içeriye. Güzel orta gol getirir. Bir kafa gol. Çok güzel orta abi. Orta çok güzel olunca güzel bir kafa golü geldi. Ve ülke puanına da sıralamasına da katkımız oluyor bu gollerle. Rabiot. Bak şimdi bu tarzda da önemli şeyler var. Teknikler var. Onları yaparsanız ben hemen şöyle bir maça döneyim. Şuradan bir çıkamadık. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi aldık topu. Aceleye gerek yok. Yukarısı kanat boş. Abi adam 4-1-4-1 geldiği için kanatlar hiç de boş değil aslında. Bu dizilişi bozan bir diziliş denk geldi şansımıza. Şuradan aldık topu. Ver hemen. Uyuma. Bundan sonraki videolarda da şey düşünüyorum arkadaşlar, hani kontra atak oyun tarzını nasıl yenersiniz ya da diziliş savaşları gibi, hani bu dizilişleri hangi dizilişlerle yeneriz gibisine videolar deneyeceğim ya da diziliş videoları deneyeceğim. Hangisini istiyorsanız bana yorumlarda yazın. Ben de bunları sizlere aktarayım. Ama ben şeyi çok yapmak istiyorum. Şu an Dünya Kupası olduğu için ülkelerin dizilişlerini, oyun tarzlarını, maçları izliyorum zaten. Aynı şekilde bu oyunda oynamak istiyorum. Bilmiyorum hoşunuza gider mi? Mesela Fransa nasıl dizilişle çıkmış? Hangi tarzda oynamış? Onları takip ediyorum. Hangi teknikleri kullanmışlar? Bunları bulup sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer siz de uygun görürseniz bana bildirin. Ben de o tür videolar çekeyim. Mesela Danimarka'yı denedim. Danimarka bu sistemde bu tarzda oynuyor. Ve gayet de başarılılar. Ama elendiler. O ayrı dava da. Şansları yoktu biraz. Ayağı koyduk, aldık o topu. Ver hemen. Verdi. Bak. Kanada atmadım ama hadi kanat olsun. Bekliyor fırsatı. Hadi be. Son anda ayağı koyması var ya. Son anda ayağı koyması dağıttı orayı. Çok güzel gidecektik oradan. Ver kaçı yaptı. Şöyle sıkıştıralım. Taç olsun. Korner sıkıntılı çünkü. Kanser o.
4-1'de de bence geriye gelen forvet çok iş yapıyor. Bunun videosunu sizlere atmıştım. Bir tane videom vardı, hatırlarsanız yakınlarda attım. 4-1'de geriye gelen forvet mükemmel iş yapıyor. Yani ben o tarzda oynarsam kesinlikle geriye gelen forvet kullanırım. Kaçalım. Kaçsan artık. Ya kaçana kadar kanser ediyorsunuz adamı ya. Olacak iş değil. Gerçi ben biraz adamın önünden geldim ama olsun abi, orada boşluk var yani, kocaman yer var, oradan kaçıp gidebilirdi diye düşündüm. Kaçmadı arkadaşımız. Kesin değişiklikler yapacak çünkü baktı baş edemiyor. Bekliyoruz bakalım nasıl bir taktikle çıkacak. Eğer taktiği bizi zorlarsa mecburen biz de dizilişimizi, tarzımızı değiştirmeye zorunda kalacağız. Bakalım nasıl bir şekil aldı. 4-1-4-1'e devam ediyor. Hadi be. Aslında bu 4-1 dizilişinin kırılma noktası o 4-1-4-1 var ya. O 2-4'lünün ortasındaki o boşluk. Oraya göre oyuncular ayarlarsak var ya, bunu çok rahat yeneriz. Bu rakibi fark bile atarız da. Şimdi bu dizilişten bozmak istemiyorum. Şu an her şey yolunda gidiyor zaten. Biraz oyuncular yarpalamasa sıkıntı yok. İyi geldi bak. Şurada hep boşluk var şimdi. Aşağıya doğru yolladık topu. Şuradan bir arka çapacağız. Bir tane daha. Bak abi, ben onu atmadım. İşte bu oyunda da bunu sevmiyorum abi. Atmak istemediğin yerlere top gidiyor ya. Orada tehlikeli ve gol. Yani olacağı bu. İstediğim yere atmadı çünkü. Çok sinirim bozuldu ya. Artık neyden kaynaklı oluyor bilmiyorum ama attığın zaman bir yere topu oraya değil de başka yere veriyor, ben sinirliyim. Açarsın inşallah. Bir kafa daha. Kaleci. Ya abi yapma şunu ya. Bunlar gol ha bak. İki tane kafa kaçtı boşa. Şimdi ver kaç. Aldı. Açtı ortasını. Vurdu o da kafayı. Vurmadı. Bir orta daha açtı. Bu sefer vurduk mu? Vurduk ve gol. 3-2. Gollü geçiyor maç. Güzel. Yani rakip de oynuyor, hakkını veriyor. 5 gol oldu. Bu diziliş işi yapıyor abi. Bak düşünsene, adam kanatlarda 2 tane oyuncusu var. Ama buna rağmen kanattan boşluk bulamıyor istediği kadar. Hatta biz daha çok boşluk buluyoruz diyecektim. Önümüz kapalıymış. Yapmayın böyle şeyler ya. Böyle şeyler yapmayın ya. Abi böyle şeyler yapmayın. Gerek yok ya. Ekranım da karardı zaten tam o anda var ya. Oy oy. 3-3 oldu maç. Sıkıntı yok. Alacağız bu maç. Bak kaçtı işte aradan. Harikasınız. Yakala. Abi işte bak, anlatmak istediğim konu bu. Galatasaray'la oynarken böyle kafa topları kaçıyor. Böyle topu atıyorum, tutmuyor. Ama rakibin daha bir sıkıntı yaşadığını, şanslı bir olduğum yeri görmedim. Yani kendim şanslıyım dediğim bir yer olmadı. Adam geldi attı, gitti attı yani. Bize gelince patır kütür 3 tane hata. Sonra hatalar zinciri. Abi bir tane daha gol. Rakip sıyrıldı, burada hata yok ama. Ben olsam sıyrılamazdı. Bak attığı yere bak. Hop. Bu. Anladınız mı? Galatasaray bu. Ama Allah'tan bu arkadaş gol sevinci yapmıyor. Bazıları var gol sevinci de yapıyor, tam sıldırıyorum. 3-2 öndeydik, 4-3 geriye düştük. Sıkıntı değil ama gerçekten adam da oynuyor yani. Hakkını veriyor oyunun. Sıkıntı benim oyuncularda var biraz. Adam oynuyor, siz de oynayın. Hadi bak bak. Yok, müdahale eden yok. Saiz. Bunu da aldım, bir deneme amaçlı koydum. Bakalım ne iş yapacak. İyi aldı en azından. Almasaydı bir daha hayatı boyunca forma giyemezdi bu kadroda. O topu kaçırsaydı. Ya yapma şunu, nasıl offside'a düşüyorsun o kadar kişinin içinde ya. Bu da bir yetenek biliyor musunuz? Bu yetenek Burak Yılmaz'da çok vardı. Adam 7-24 offside'a düşerdi ve penaltı almak için kendini yere atardı. Abi şu top geçemez ya. Bak gol olur bak. Ya bir sürü zaman kaybı işte, görüyor musun? Ah ulan Konami ah. Abi bilmiyorum, bu sırf bu yüzden şu etkinlik bittikten sonra Galatasaray'ı alacağım. Ben de Galatasaray'la oynayacağım. Ne yapayım, başka çözüm yok yani. Bakalım şans gerçekten var mı Galatasaray'da, yok mu diye test etmiş oluruz. Eğer ben zaten şu oyunun en şanssız insanlardan biriyim yani, gördüğünüz gibi. Adam da oynuyor, adamın hakkını yemiyorum, o ayrı konu.
Ama benim oyuncular da ben canımı sıkmıyor değil yani. Mbappe. Hadi bakalım Kroos. Gel gel. Bak görüyor musun? Çarpışıyorsunuz ya. Abi niye suratıma geliyor ya? Hadi o da bana sıyrıl. Harikasın. At attık. Bak vallahi bu da kaçıyordu gördün mü? Yani var ya. Nakış işledim orada ya. İnce ince nakış işledim. Bunu bir de kaçırıyordum ya. 4-4 bitti. Vallahi güzel maç oldu. Kardeşim eline koluna sağlık. Keyif aldım. Ülkeye 4 puan daha katkımız oldu. 4 gol yedik. İnşallah onları da sayılmıyordur. Yediğimiz golleri de sayılıyorsa hiçbir anlamı yok. Neyse arkadaşlar güzel maçtı. Seyircisiz bir maç oldu. Seyircilerle sizler oldunuz. Keyif aldık. Şarjımda %10 kalmışken ben artık bu videoyu burada sonlandırayım. Yarınki videoda görüşmek üzere. 17.00'da sizleri bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.